Herkese selamlar. Bir önceki videoda zaten ne yapacağımızdan bahsetmiştik. Bir 10 videoluk bir seri olacak bu. Evde vücut geliştirme serisinin adaptasyon videosundayız. İkinci bölüm. Şimdi izleyelim. Adaptasyon videosu dedik. Normalde spor salonundan da biz eğitim verirken de şöyle bir durum var. Spor salonuna gelen ilk yapması gereken şey olarak adaptasyon sürecini tavsiye ediyoruz spor salonuna gelen insanlara. Nedir bu adaptasyon videosu? Ben ufaktan başlamıştım zaten, anlaşılıyordur. Yani vücut geliştirmek isteyen bir insan dahi olsa gelsin spor salonuna veya herhangi bir sporda gelişmek isteyen, işte şekil kazanmak isteyen bir insan dahi olsa bizim merak ettiğimiz ilk önce şudur. Daha önce bir spor geçmişin var mı? Ne düzende yapıyordun? Ne kadardır yapmıyorsun? Bu spor düzenine başlamadan önce hangi periyotlarda spor yapıyordun? Fiziksel aktiviten nasıl? Bu niye? Çünkü vücudun herkesin sahip olması gereken belirli bir kondisyona sahip olması gerekiyor. Daha ileri seviyelerde spor yapabilmesi için. Burada şöyle, spor salonuna ilk gelen vatandaş, arkadaş, insan neyse sorduğumuz soruyla mukabil kondisyon kazanması gerektiğini, eğer böyle bir spor düzeni yoksa bundan öncesinde kondisyon kazanması gerektiğini açıklıyoruz ona. Burada bundan bahsetmiş değilmiş olayım. Bu adaptasyon sürecini kendime de uygulayacağım. Çünkü dediğim gibi kilo aldım. 96 kiloyum şu an. Geçen gün de açıklamamıştım. Bununla beraber tabii bende de kondisyonsuzluk var. Evde vücut değiştirmeden önce kondisyon kazanmak için en az bir 4 gün, 5 gün önceki pazartesiye kadar diyelim. Bir ben de adaptasyon programı uygulayacağım kendime. Hiçbir alet kullanmadan, hiçbir ekipman kullanmadan evde yaptığım şeyler bunlar. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Dedim ben ufaktan başlamıştım zaten. Şöyle ilk önce anlatayım. Ben şunu yapıyorum. Açma gelmeye, işte esneme hareketlerini yaptıktan sonra 5x15 şınav çekiyorum. Bu noktada 15 şınav çekemiyorsunuz üst üste. Kaç tane çekebiliyorsanız maksimumunu değil. Yani çünkü onu devam edeceksin belirli bir periyotta ama atıyorum maksimum 10 tane, 8 tane, 3 tane çekebiliyorsun. Ona göre kendini ayarlarsın. Maksimumunu değil tabii ki, 10 tane çekebiliyorsan 6x5 yaparsın. Böyle böyle arttırırsın. Her gün bir tane, iki tane arttırmaya çalışırsın vesaire olabilir. Ben bu düzeni her gün uygulayacağım dediğim gibi. Beslenmeme ufak ufak başladım. Beslenmeyle alakalı sizlere video çekeceğim. Şunu göstereyim. Mesela tam şınav çekemiyorsun. Şayet dizlerini şu şekilde koyup bunu da yapabilirsin. Tam şınav çekebiliyorsan ben dediğim gibi 5x15 şınavla adaptasyonuma esneme hareketlerini yaptıktan sonra başlıyorum. 5x15 şınavımı çektim. Aralarda ben yaklaşık 1,5 dakika dinleniyorum. Bunları işte akıllı bilekliğimle hesaplayarak yapıyorum. O 1,5 dakikada kan dolaşımının artması için hareket etmek daha faydalı. Yani bir yerde oturmak, yatmak ya da bu şekilde kasılı kalmak kan akışını zayıflatacağı için, o bölgeye kan pompalanacağı için o anda zararlı olacaktır. En azından yararını etkileyecektir. Ondan sonrasında 5x15 gene squat yapıyorum. Şu şekilde eğilip kalkıyorsunuz. Kalktığı noktada bacaklarını tam açarak kendini sıkıştırıyorsun. Bacaklarını sıkıştırıyorsun. Bu şekilde. Daha sonrasında
kor egzersiz düzenim var. O da nasıl? İlk önce çok kısa kısa 50 adet normal kendimi karnımı, kor bölgemi yuvarlayacak kadar kalkıyorum. Sonrasında aynı hareketi 50 adet hiç durmadan, arada boşluk vermeden, dinlenmeden omzumu sanki dizime yaklaştırmak istiyormuşçasına 50 adet yapıyorum. Daha sonrasında ayak değiştiriyorum, diğer tarafa diğer omzu yaklaştırmaya çalışıyorum. Daha sonrasında kor bölgesinin altını çalıştırmak için 30 adet şu hareketi yapıyorum. Daha sonrasında da durabildiğim kadar plank hareketini yapıyorum. Bunu zamanla 2'ye, 3'e, 4'e çıkartabilirsiniz. Bu anlattığım antrenman yaklaşık benim yarım saat gibi sürüyor. Her gün yarım saat antrenman yapmak ve güzel beslenmek bir hafta, 7 gün, 10 günlük periyotta güzel bir kondisyon kazandıracaktır. Niye bir hafta, 7 gün, 10 gün diyorum? Aslında belki bir ay yapsak kondisyon kazanamazsın. Ama bu işe yol göstermek adına bu işe kafa yormuş, bu işe adapte olmuş insanları yönlendirmek adına bir haftalık bir süreç yetecektir diye düşünüyorum. Daha sonrasında zaten çok ağır hareketler vesaire göstermeyeceğim. Öyle bir antrenman düzenim yok. Çok kısa, yine yarım saat 45 dakikalık antrenmanlarla bu 10 günlük düzeni bitireceğiz inşallah. Faydayı, gelişmeyi hep birlikte göreceğiz. Yaklaşık 15 günlük bir düzende kaç kilo verdim, nasıl bir gelişim sağladım, bunu hep beraber bakacağız. Dediğim gibi diğer videoda kilomu açıklamamıştım. Şu an 96 kiloyum, hayatımdaki en yüksek kilolardayım. Bu benim için üzücü bir şey ama bu işin faydasını görmek anlamında da, bu yapacağımız seriye de destek olması anlamında iyi olacağını düşünüyorum. Kondisyonlu bir ilaç kullanmıştım, o da 2 güne kadar bitiyor. Oradaki vücudun tuttuğu suyu da atarız diye ümit ediyorum. Bunlar olmazsa, yani olmazsa bunu hafta sonları kardiyo olarak gene bisiklet eklerim diye düşünüyorum. Bakalım, hep birlikte göreceğiz, hep birlikte deneyimleyeceğiz, hep birlikte inşallah faydalı bir şeyler yaparız diye ümit ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle şu adaptasyon sürecini bitirmiş olurum. Ekipmanları almak için ne kadar tuttuğunu aldık, nasıl yaptık, bunlardan bahsederiz. Sonra ekipmanları getireceğiz ve kurarız. Ondan sonra da bölgesel antrenmanlara, ufak ufak evde nasıl bölgesel antrenman yapılır, evde nasıl vücut geliştirilir, evde vücut yapmak başladığı altında, adı altında faydalı olmaya çalışacağız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu serinin desteklenmesini istiyorsanız lütfen abone olun ve bildirim butonunu açın. Onun haricinde diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Desteklemek için yine abone olun. Beğendiyseniz şayet beğeni atmayı, merak ettikleriniz yorum kısmına yazmayı, bana Instagram hesabından ulaşmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.